Biz Olimpiyat Stadyumundan değerli izleyenler hemen kameralarımızı Rams Park'a çevirelim ve arkadaşımız Emre Kaplan bizleri bekliyor. Emre de soğuk bir havada. Öncelikle kolaylıklar dileyelim ve Emre bugün Galatasaray Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Detaylar sende. Rams Park'tan mutlu günler. Belki Olimpiyat Stadı'yla kıyaslanmaz ama gerçekten İstanbul'un genelinde olduğu gibi burada da soğuk bir hava var. Aslında burada tabii rüzgar biraz bu durumu yaratan faktör. Onun dışında 13-14 derece civarında seyrediyor hava sıcaklığı. Maç saatinde de bu seviyelerde devam etmesini bekliyoruz. Galatasaray'da bir hayli eksik var. Ertelenen, iptal edilen Süper Kupa sonrasında sarı kırmızılı takım bugün 7 oyuncusundan yoksun olarak mücadeleye çıkacak. Hemen şöyle savunmadan başlayarak saymak gerekirse Davinson Sanchez'in tedavisi devam ediyor, olamayacak. Sacha Boey sarı kart cezalısı, Lucas Torreira aynı şekilde sarı kart cezalısı, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu Afrika Kupası'ndalar. Sergio Oliveira uzun süreli bir tedavi sürecine ihtiyaç duyuyordu ameliyatın ardından. Ondan faydalanamayacak Galatasaray ve Mauro Icardi. Cuma günü Galatasaray Kulübü bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Sağlık heyeti Arjantinli yıldızın riske edilmemesi konusunda bir karar aldı ve bugün kadroda olmayacak. Durumuna Sivasspor maçından sonra bakılacak. Kayserispor maçında oynama ihtimalinin olduğunun altını çizelim. Sarı kırmızılılarda tabii eksiklerin hem sayısı fazla hem de kadro içerisindeki özgül ağırlığı bir hayli fazla. Sacha Boey, Lucas Torreira, Mauro Icardi sezon başından beri ligde, Avrupa'da neredeyse tüm maçlarda ilk 11'de başlamış, 90 dakika sahada kalmışlardı. Onların yokluğunda Okan Hoca'nın bulacağı formül herkes tarafından merak ediliyor. Muhtemel 11 üzerinden bu durumu ifade etmeye çalışalım. Galatasaray'da bugün kalede Fernando Muslera olacak. Burada herhangi bir soru işareti yok. Savunmanın sağında Sacha Boey'nin yokluğunda Kaan Ayhan'ın bugün görev almasını bekliyoruz. Stoper ikilisi Nelson ve Abdülkerim'den oluşacak. Sol bekte bir kez daha Barış Alper'i görmeyi bekliyoruz. İlk olarak Pendik deplasmanında Okan Buruk'un kullandığı bir tercihti. Sonrasında performansıyla birlikte en azından şimdilik bu bölgede görevi almış gibi gözüküyor Barış Alper. Orta sahanın merkezinde Ndombele'nin bugün ilk 11'de başlamasını bekliyoruz ki durumu tartışılan oyunculardan bir tanesi Galatasaray'da Ndombele. Kerem Demirbay ile birlikte merkezi oluşturacaklar gibi gözüküyor. Onların önünde Dries Mertens 10 numara pozisyonunda, sağ tarafta Kerem, sol tarafta Zaha, ileride ise Halil Dervişoğlu'nun bugün Galatasaray'daki bu son döneminde ilk kez ilk 11'de başlamasını beklediğimizi ifade edelim. Zaman zaman süre alıyordu Halil ama Icardi zaten çok fazla oyundan çıkmadığı, çok fazla dakika kaçırmadığı için Bakambu ve Halil biraz daha bekleyen konumdalardı. Bakambu'nun da yokluğunda Halil Dervişoğlu bugün ilk 11'de başlayacak gibi gözüküyor. En uçta Galatasaray adına gol silahlarından bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Son olarak taraftar ilgisinden bahsetmek gerekirse şu saatlerde henüz stadyum çevresinin sakin olduğunu söyleyelim. Saat 16'da stat kapıları açılacak. Bugün yine 50 binin üzerinde taraftar bekliyoruz tribünde. Galatasaray taraftarları sezon başından beri mücadelelerin kapalı gişe oynanmasını sağlıyorlar. Bugün de benzer bir tablonun oluşmasını beklediğimizi ifade edelim. Gün boyunca buradan yansıyanları aktaracağız diyerek sözü size bırakalım. Emre Kaplan çok teşekkürler. Hem Engin Can Çelik hem Emre Kaplan işleri kolay değil bugün soğukta. Onlar da zorlu görevdeler. Bir kez daha arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. İki takımda da tabii enteresan eksikler var. İki takımda da derken Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da. Galatasaray'ı zaten Galatasaray kısmında konuşuruz ama Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edebiliriz. Hocam savunmayı konuşalım. Çünkü hani sağda Mert, solda Ferdi, yani stoperde Serdar Oosterwolde. Ferdi dışında savunma hattındaki isimler de birbiriyle oynamaya çok alışık isimler değil. Bu anlamda da Fenerbahçe bir zorluk yaşayabilir sanki. Ya yaşayabilir ama yani eğer maçın ismi farklı olsaydı daha değişik konuşabilirdim ama sonuç itibariyle bir tanesi yurt dışından gelmiyor. Diğerleri oynamış, biliyorlar ki Serdar keza o. Oosterwolde de savunmada Ciku veya Bekao'nun eksikliğinde ilk tercih edilen oyuncu. Ben Fenerbahçe'nin savunma bloğunun bugün çok fazla zorlanacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Yani çok fazla sorun yaşayacaklarını da düşünmüyorum. Ama tabii ya ideal stoperlerin yerini dolduramadıkları da bir gerçek. İşte Serdar'ı son galiba Kayseri'de kullandığında bayağı hata yapmıştı. İki tane ciddi hatası vardı. Aynı şekilde tamam Oosterwolde belki bir sol bek olabilir. Orijin bir stoper değil ama atletikliğiyle orayı kapatmaya çalışıyor ama o da çok pozisyon hatası yapıyor. Ferdi'de bir sorun yok. Mert aynı zamanda stoper de oynayabilen, ön libero oynayabilen biraz yani yelpazesi geniş bir oyuncu. Ama tabii bir Oseyi kadar dinamik bir oyuncu değil. O kadar etkili, süratli bindirme yapan bir oyuncu değil ama pozisyon bilgisiyle bugün bence dediğim gibi dörtlü bir sorun yaratmayacak. Esas Fenerbahçe'nin konuşulması gereken bölümü ön taraf. İşte Fred olmadığı zaman kim oynayacak? O üretkenlikleri, İrfan yok. Bugün Cengiz muhtemelen oynayacak. Orayı da ayrı değerlendiririz. Nedim hocam? Orası için herhalde Kranić'in ismi dolaşıyor. Kranić, evet. Yani o tam bir altı mı değildir. Evet, ama ben hep söyledim, bence bir 8 numara kurulmuş. Aslında zaten ondan devşirme bir 8'dir evet, aslında. Evet. Yani çok hızlı değildir ama top kullanması, kaptıktan sonra driplingi, bu özellikleri tabii ki iyi. Aslında kariyerine de bence yanlış hatırlamıyorsam ilk bonservisini İtalya'da aldı. Yani 21, 22 ya da 23 yaşında. O zamana kadar da böyle hep bonservissiz dolaşan bir oyuncuydu. Evet. Ama oyuncu kalitesi üstte. Ben kadroya gelince ben şöyle bir şey yapılabilirdi bu maçta diye düşünüyorum. Mesela Mert Müldür'le Serdar stoper oynayabilirdi. Sol tarafta Oosterwolde, sağda Ferdi. Böyle bir şey de denenebilirdi ama Ferdi'nin tabii soldaki formundan oyun belki vazgeçmek istiyor. Hocam belki. Mert'i de oraya bir görmek lazım. Çünkü Mert'in esas... Hocam artık ben Ferdi ile ilgili düşünüyorum. Yani tamam sağda da oynayabiliyor ama sanki sağ kanada geçince verimi %30-40 düşüyor Ferdi'nin. Çünkü içeriği kullanan orta sahaya geçince de o yapamıyor değil mi? Evet. Yani bir de bir maç var, bir orta saha kullandılar hocam. Milli takımda da hocam Stefan Kuntz'un Ulusal Ligi'nde Lüksemburg maçını yanlış hatırlamıyorsam 8 numara oynatmışlar. Evet evet. Ama kariyer başlangıcı 10 numara tabii yani Ferdi Kadıoğlu'nun o da enteresan. Buradan görerek gidip hem orta saha hem rakip savunma dengesini inanılmaz bozdu dengesi için. Bu da tercih ediliyor doğal olarak. Ben bu arada İstanbulspor'da santrafor bölümünde Emir'in oynayabileceğini, eğer cezalı falan değilse Emir Gültekin'i düşünüyorum. O da hem Serdar'ı hem Oosterwolde'yi çok rahatsız edecek bir tip. Çok fazla hani o sabit santrafor değildir. Çok gezer ve çok pres yapar, koşar. Arkaya falan koşusu çoktur. Etemi yeni oynamaya başladı. Gücüne yeni ulaşmaya başladı. Hani o bir önceki sezonki gücünde değil ama özellikle savunma zaafı çok fazla. Etemi, belki Jackson ve Endao gibi görünüyor şu anda. Hani ben Emir Gültekin Trabzon maçında da çok beğenmiştim onu. Oynar diye düşünüyorum. Bu hani geçen yıl bu arada hocam büyük maçları çok iyi oynamıştı. Evet. Olimpiyat Stadyumunda çok iyi bir Beşiktaş maçı vardı hatırlıyorum. Evet. Fenerbahçe'ye karşı yine çok iyi oynamıştı. Yani o Etemi'yi sanki daha kenarda tercih eder gibi düşünüyorum. Sadece bir öngörü tabii bu. Bu durumda hani özellikle top Fenerbahçe'de ve sonuca hala ulaşmamış olduğu zamanlarda İstanbulspor'un gerçekten oyuna başlangıç ve çıkışlarında özellikle isabet oranı yüksek olduğu zamanlar çok tehlike de yaratabiliyor.